Milyonların beklediği EYT düzenlemesinde meclis süreci resmen başladı. AK Parti teklifini imzaya açtı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den ise stajyerlik süresinin sayılmasını bekleyenlere de kötü haber geldi. Bizim beklentimiz Mart'ın birinde EYT'lilerin ilk maaşlarını alabilecekleri. AK Parti EYT düzenlemesini imzaya açtı. İlk maaş için müjde geldi. Bakan kötü haberi ise 8 Eylül 1999 öncesi stajyer ve çırak olanlara verdi. Bir iş yerinde staj yapanlar o iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar. İş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. EYT'den yararlanacak milyonlarsa teklifin imzaya açılmasıyla rahat bir nefes aldı. İmzalar tamamlanınca teklif meclis başkanlığına sunulacak. Sonrasında ise komisyon ve genel kurul süreci başlayacak. Düzenlemenin Şubat ayı içinde yasalaşması, EYT'lilerin ilk maaşını Mart başında alması planlanıyor.